Arkadaşlar merhaba. Ben Profesör Doktor Hüseyin Güner Han. Termodinamik 1 dersine hoş geldiniz. 6. dersimizin konusu kapalı sistemlerde enerji analizi özgül ısılar olacaktır. 6. dersimize başlamadan önce www.hüseyingunerhan.com adresinde bulunan 6. derse ait yazılı bilgileri bilgisayarınıza indirmekte ve bu bilgilerle beraber videoyu izlemekte büyük yarar vardır. Bu çerçevede öğrenmeniz daha kolay olacaktır. Evet, özgül ısılar konusuna başlayalım. Arkadaşlar, herhangi bir maddeyi ele alalım. Bu madde 1 kilogram kütlesinde olsun ve biz bu maddeyi 20 derece santigrattan 21 derece santigrata getirmek istiyoruz. Ve bunun için ne kadar enerji gerekir onu araştıralım. Yani delta T eşittir 1 derece santigrat için ne kadar enerji gerekir. Yapılan deneysel çalışmalarda enerjinin kütle ve sıcaklık farkı ile orantılı olduğu görülmüştür. Yani E orantılıdır, M çarpı delta T yazabiliriz. M eşittir 1 kilogram ve delta T 1 Kelvin için deneyler tekrarlandığında farklı maddeler için farklı E değerleri elde edilmiştir. Yani aynı E değeri elde edilememiştir. Sonuçta eşitlik için bir orantı sabiti bulunmuş ve bu değere özgül ısı denilmiştir. E orantılıdır M çarpı delta T deneyler sonucu E eşittir C çarpı M çarpı delta T haline getirilmiş. Joule biriminde enerji eşitliği yazılmıştır sistem için. Burada sistemin enerjisinden bahsediyoruz. C değeri özgül ısı birimi Joule bölü kilogram Kelvin veya Joule bölü kilogram derece santigrat ikisi de olur. Delta T Kelvin veya derece santigrat, kütle M ise kilogram olarak ele alınacak. Ve E, jül olarak elde edilecektir. Arkadaşlar buradaki C değeri her madde ve her ortalama sıcaklık için farklı değerdedir. Biz C'yi ortalama sıcaklıkta alacağız. O konuda biraz sonra bilgi vereceğiz. Sabit hacim ve sabit basınçta tekrarlanan deneylerde aynı madde için farklı değerler elde edilmiştir. Yani biz sabit hacimde hal değişimi üzerine çalışıyorsak, genellikle kapalı sistemlerde sabit hacimde hal değişimi olur. Bu çerçevede C'ye CV diyeceğiz ve V altıncısı sabit hacimdeki özgül ısı değerini bize verecek. Sabit basınçta çalışıyorsak, sabit basınçta hal değişimiyle ilgileniyorsak bu genellikle piston silindir düzeninde karşımıza çıkıyor. Ve buradaki C değerine biz artık CP diyeceğiz. Yani sabit basınçtaki C değeri CP olarak isimlendirilecek. CP, CV'ye hiçbir zaman eşit olmayacak. Yani genel konuşuyoruz şimdi. Biraz sonra eşit olduğu durumları da ele alacağız. Genellikle gazlarda diyelim o zaman. CP eşit değildir CV ve CP her zaman büyük CV'den. Neden olduğunu siz araştırın. Evet, kapalı bir sistemi ele alalım. Sistem sınırından Q giren olsun. Kapalı sistem sabit hacim problemi V sabit. Kütle 1 kilogram olsun, sıcaklık farkı da 1 derece santigrat olsun. Biz bu kapalı sistem için enerji dengesini yazalım. Her zaman E'ye giren eksi E çıkan eşittir delta E sistemi yazacağız. Bu genel eşitliğin altına özel durumları yazalım. E'ye giren için Q giren verilmiş, tamam. Q çıkan için herhangi bir şey verilmemiş, o 0. Ve bu E'ye giren değeri, yani sistem sınırını delen ısı enerjisi, sistemin iç enerjisini değiştirecektir. O zaman delta S sistem için biz delta U yazabiliriz. Burada kinetik ve potansiyel enerji değişimleri yok. Yani Q giren eşittir delta U yazdık. Arkadaşlar delta U'yu da biz M çarpı U2 eksi U1 olarak yazarız. Her zaman genel olarak yazacağımız eşitlik bu. Buradaki U2 ile U1 değerlerini hal 1 ve hal 2 için tablolardan bulabiliyorsak buraya yerleştirip problemi çözebiliriz. Ama U ve U2 ve U1 değerlerini tablodan alamıyorsak, elimizde herhangi bir tablo yoksa, o zaman U2 eksi U1 yerine CV çarpı T2 eksi T1'i yerleştirebiliriz. Buradaki CV sabit hacim özgül ısısı. Yani sabit hacim problemiyle uğraşıyorsak, buraya CV'yi yerleştireceğiz. Onu da sıcaklık farkıyla çarptığımız an U2 eksi U1'i elde etmiş olacağız. Tabi başında kütle M de var. Evet, delta küçük u eşittir cv çarpı delta t olarak yazılabilir. Delta küçük u'nun birimi jül bölü kilogram
Kelvin olacak. Pardon, jül bölü kilogram olacak. CV'nin birimi jül bölü kilogram Kelvin. Delta T'nin birimi Kelvin. Yani delta U'nun birimi jül bölü kilogram. Bir daha söyleyelim. CV'nin birimi jül bölü kilogram Kelvin. Delta T Kelvin ise bunları çarptığımızda zaten jül bölü kilogramı elde ediyoruz. Biz bunu diferansiyel formda yazdığımızda du eşittir cv dt olarak da yazabiliriz. Gerektiğinde arkadaşlar buradan integral alarak da çözümleme yapabiliyoruz. Yani cv'yi biz ortalama sıcaklıkta alırsak integralin dışına çıkartabiliyoruz diyeceğiz. Ama alamıyorsak o zaman buradaki diferansiyel formdan yararlanarak integralle de sonuca gidebiliriz. Evet, gelelim piston silindir düzeneğine. Piston silindir düzeneğinde yine Q giren olsun. Bu sefer P sabit arkadaşlar, hareketli sınır var ve P sabit, basınç sabit. Kütle yine 1 kilogram, yine sıcaklık farkı 1 Kelvin veya 1 derece santigrat olsun. Enerji dengesini yazarsak E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem. Evet, E giren Q giren olsun. E çıkan burada var, hareketli sınır olduğu için ve Q giren olduğu için piston yükselecek. Bu sefer sistem sınırından bir iş çıkışı olacak. Biz buna sınır işi diyorduk. Buraya o zaman VS'yi yerleştireceğiz. Dikkat. Yine eşittir delta sistem delta U'ya eşit olacak. Evet. Aşağıdaki özel durumu buraya taşırsak Q giren eşittir sınır işi artı delta U olarak da yazabiliriz arkadaşlar. Şurada eksi işareti geliyordu. Karşıya geçirirsek artı olacak. Şimdi burada kısa bir bilgi verelim. Entalpiyi biz büyük E ile gösteriyorduk. O büyük U artı P çarpı V'ye hacme eşit. Bu hacim, bu basınç, bu iç enerji, bunların çarpımı artı iç enerji entalpiyi veriyordu. Bunu entalpi farkı olarak yazarsak delta H eşittir delta U artı P çarpı delta V olarak yazabiliriz. Veya özgül entalpi olarak da yazabiliriz. Delta küçük E eşittir. M'yi dışarı alırsak delta küçük U artı P çarpı delta küçük V, yani burada da özgül hacim geliyor o zaman, bu şekilde de yazabiliriz. Bu entalpi bilgisini burada kullanacağız şimdi. Arkadaşlar sınır işi neydi? P çarpı dV integraliydi. P sabitse dışarı çıkıyordu integralin. O zaman P çarpı delta V ile biz sınır işini gösterebiliriz. Tamam. Yanında da delta U var. Şurada yazdığımız bu bilgiler, şuradaki bilgilere benziyor mu? Benziyor. Aynısı. O zaman sınır işi artı iç enerji değişimini biz entalpi farkı olarak veya M çarpı özgül entalpi 2 eksi özgül entalpi 1 olarak yazabiliriz. Bakın burası da çok önemli. Sınır işi artı iç enerji değişimi varsa elimizde biz onu direkt entalpi farkı olarak yazabiliyoruz. Güzel. Arkadaşlar sabit basınçta özgül ısıya biz Cp demiştik. Bu Cp'yi nerede kullanacağız? Entalpi farkını gördüğümüz an bu entalpi farkı yerine Cp çarpı sıcaklık farkını yerleştirebiliriz. Tabii ki elimizde tablo değerleri olarak entalpi değerleri yoksa başvuracağımız ikinci yöntem Cp çarpı T2-T1'dir. İç enerji Cv ile ilişkili. Entalpi Cp ile ilişkilidir. Bunu da unutmayalım. Evet. Delta küçük E'yi Cp çarpı delta T olarak yazabiliyoruz. Yine bunun birimi jül bölü kilogram Kelvin. Bu Kelvin. O zaman çarptığımızda yine H delta H jül bölü kilogram olacak. Yine diferansiyel formda dH eşittir Cp çarpı dT olarak da yazabiliriz. Arkadaşlar buraya yazmışım. Örneğin su buharı için Cp 2.010 kilojül kilogram Kelvin ise sıvı su için 300 Kelvin'deki sıvı su için Cp 4.18 kilojül kilogram Kelvin olarak alınabilir. Yani sıvı su, yani sıkıştırılmış sıvıdan biz buhara geçtiğimiz an Cp değeri azalıyor. Çünkü Cp sıcaklığın fonksiyonu, ona göre de Cp'yi dikkate alacağız. Aynı şekilde Cv'de sıcaklık fonksiyonu. Buraya da yazmışız. Cv sıcaklık fonksiyonu, Cp sıcaklık fonksiyonu. Cv iç enerji ile ilişkili, Cp entalpi ile ilişkilidir. Akışkanlarda Cp farklıdır, Cv dedik. Arkadaşlar bu genellikle gazlarda yani. Tamam, bazı akışkanlarda da olabilir ama genellikle gazlarda Cp farklı, Cv. Şimdi sıvılar ve
katılar için C değerini, CV ve CP'yi nasıl değerlendiririz onu biraz sonra ele alacağız. Ama burada anlattıklarımı şu ana kadar genel anlattım olsun. Özel durumlara başlayalım. Özel durumlardan biri gazlar olsun. İdeal gazlarla genellikle çalışıyoruz. İdeal gazlarla çalışıyorsak her zaman PV eşittir MLT eşitliği bizim kullanacağımız mükemmel gaz eşitliği olacak. Burada arkadaşlar özgül hacim V bölü M olarak alınabilir. Yani her tarafı M'ye bölersek şuraya büyük V bölü M geliyor. Buradan M gidiyor o zaman. Yani biz PV MRT'yi PV eşittir RT olarak da özgül hacim cinsinden yazabiliyorduk. PV eşittir RT'yi biraz sonra yararlanacağız. Biraz önce entalpi hakkında konuştuk. Entalpi eşittir U artı PV dedik. Tamam. Buradaki ideal gazlarla çalışıyorsak PV yerine RT'yi de yazabiliriz. Evet, PV eşittir RT yazarsak yukarıdaki entalpiyi de değerlendirirsek o zaman entalpi eşittir iç enerji artı RT gaz sabiti çarpı sıcaklık oluyor ideal gazlarda. Bu eşitlik de bizim için önemli. Bundan da yararlanacağız. U iç enerji CV ile ilişkili dedik. U2-U1'i CV ortalama T2-T1 olarak yazabiliriz dedik. Arkadaşlar integral dışına çıkartıyorsak CV'yi biz ortalama CV değerini kullanmak zorundayız. Ve ortalama CV değeri ne demek? T1 artı T2 bölü 2'de biz bu CV değerini tablodan seçeceğiz demektir. Tablo A2B'den bu değerleri çeşitli gazlar için seçebiliriz. Evet. Entalpi CP ile ilişkilidir dedik. H2-H1'i biz CP ortalama çarpı T2-T1 olarak yazabiliyoruz. Bu CP ortalama ne demek? T1 artı T2 bölü 2 için tablodan alınacaktır demek. Evet, integral dışına CV ile CP çıkartabiliyorsak ortalama sıcaklıklardaki değerini buraya yerleştirmek zorundayız. Ama bazı problemlerde göreceğiz. T2 veya T1'den herhangi biri belli değilse o zaman bir tahmin, bir yaklaşım yapacağız. Evet, önemli noktaları bu şekilde söyleyebiliriz ideal gazlar içinde. Evet, sıvı ve gazlarda demişim. Sıvı ve gaz için iki tane buraya önemli bilgi yazmışım. Bize delta U ve delta H lazımsa 1. Önce U ve H değerleri için tablo var mı? Onu inceleyeceğiz. Varsa ne güzel, U'yu ve H'yi o tablodan alırız. Tablo yoksa ortalama sıcaklıkta çalışacağız. T1 artı T2 bölü 2 için, T1 artı T2 bölü 2 için CV ve CP'yi tablolardan alacağız. Artık iç enerji ile çalışıyorsak CV, entalpi ile çalışıyorsak CP bize lazımdı. Ama ortalama sıcaklıkta her ikisini de ilgili tablodan alacağız. Küçük sıcaklık değerleri için bu yaklaşım doğru olur demişim. Sıcaklıklar büyüdükçe arkadaşlar ortalama sıcaklıkta çalışmak çeşitli hatalar oluşturuyor. O zaman ne yapacağız? O ileriki derslerin konusu. Onu ileriki derslerde ele alacağız. Gazlarla çalışıyorsak ve elimizde tablo yoksa arkadaşlar CV ve CP sıcaklığın fonksiyonuydu. Arkadaşlar gazlar için şöyle eşitlikler geliştirilmiş. CP üzerinde çizgi var. Yani mol biriminde tablo A2C'yi incelerseniz mol biriminde vermiş orada. CP eşittir A artı B çarpı T artı C çarpı T kare artı D çarpı T küp gibi eşitlikler geliştirilmiş. A, B, C, D kat sayıları ilgili tabloda var. Arkadaşlar hani başvuracağımız gazlar için bir yöntem de bu olabilir. Daha ayrıntılı sonuç elde etmek için. Evet. Biraz önce gazlarda H eşittir U artı RT'yi kullanacağız demiştik. Kullanalım. Bunun türevini alalım. Diferansiyel olarak bunu DH eşittir DU artı R DT olarak gösteriyoruz. Burada çarpım olduğu için bir de T çarpı DR geliyor. Matematiği de iyi bileceğiz arkadaşlar. Bunun türevi şurada çarpım varsa çarpımın türevi de bu şekilde ele alınacak. Ama burada mesela gaz sabiti var. Gaz sabitinin değişimi sabit bir değer zaten sıfır. Onun için şurası sıfır oluyor. Matematik olarak bunu doğru şekilde bu şekilde yazabiliriz. Ama fiziksel olarak değeri sıfır olduğu için burası sıfır oluyor. Yani
DH'yi biz DU artı R DT olarak gösterebiliriz. Buradan gazlarda nasıl bir sonuca ulaşacağız? DH ne demiştik biz? CP çarpı DT olarak yazabilir. Diferansiyel formda biraz önce konuştuk. DU CV çarpı DT olarak yazılabilir. Burada da R DT var. Burada o zaman DT'ler birbirini götürürse gazlarda önemli bir sonuca ulaşıyoruz. CP eşittir CV artı R. Ne dedik arkadaşlar başta? Her zaman CP büyüktür CV'de. Neden? Çünkü CV'nin yanına R geliyor. Biz CP'yi elde ediyoruz. Her zaman CP büyüktür CV. Evet. Arkadaşlar ileriki konularda yine karşımıza çıkacak. CP bölü CV oranı bize lazım olacak. Ona biz K diyeceğiz. K CP bölü CV'ye eşit. Bunun sayısal değeri ne olabilir? Tek atomlu gazlarda örneğin neon, argon, helyum gibi tek atomlu gazlarda bu genellikle 1.667 eşit olarak çıkıyor. K tabi burada boyutsuz gördüğünüz gibi CP'nin CV oranı. Ama aynı K değeri 2 atomlu gazlar için bu hava olabilir, azot olabilir. Ve 300 Kelvin sıcaklıkta 1.4 değerine yakın çıkıyor. Tablolarda var ama hani hava için bize çeşitli sıcaklıklarda K değeri lazımsa tablolarda var. Ama iki atomlu ve tek atomlularda K değeri birbirinden farklıdır dememiz gerekiyor. Gelelim katı ve sıvılara. Arkadaşlar genel bir anlatım yaptık. Gazları da ele aldık ve o genel anlatımdaki bilgiler için dedik. Biz bunu gazlar, katılar ve sıvılarda incelersek ne tür yaklaşımlar yapabiliriz ona bakacağız dedik. Gazları ideal gaz olarak anlattık. Katı ve sıvılar sıkıştırılamaz maddelerdir. Sıvıları da belli bir basınçtan önce sıkıştırılamaz kabul ederiz. Katı ve sıvılar sıkıştırılamaz ise arkadaşlar CV ile CP birbirine eşit çıkıyor. O zaman CV eşittir CP'ye eşitse direkt onu C ile de gösterebiliriz. Jül bölü kilogram Kelvin biriminde katı ve sıvılarda CV ve CP'yi direkt C olarak alabiliriz. Sıkıştırılamaz maddeler için. Evet, iç enerji değişimini biz C ortalama T2-T1 olarak yazabiliriz artık. Bunun altına sadece ortalama yazdık. CV veya CP yazmadık. Çünkü katı ve sıvılarda CV eşittir CP ise bizim iç enerji değişimi C ortalama T2-T1 oluyor. Yine ortalama ne demek? T1 artı T2 bölü 2'de C değerini alacağız demek. Entalpi için bakarsak entalpi U artı PV idi. Arkadaşlar bu V sabitse yine hani diferansiyelini aldığımızda DH eşittir DU artı V DP artı P çarpı DV olacak. Yine V sabitse yani sıkıştırılamaz maddelerde o zaman burası yine sıfır oluyor. Yine biz o zaman entalpiyi DH olarak yazarsak o DU artı V DP eşit olacak. Ama matematik olarak şöyle yazmak zorundayız. Ama fiziksel olarak şu kısım bizi ilgilendiren kısım olacak. Evet, DH eşittir DU artı V DP olarak yazabiliyorsak biz bunu fark olarak da yazalım. Delta H eşittir delta U artı V çarpı delta P olarak yazabiliriz. Jül bölü kilogram biriminde. Bu yazdığımız eşitliği inceleyelim. Buradan bazı sonuçlar çıkaracağız. Arkadaşlar sabit sıcaklıkta yani delta T 0 ise delta U 0 olacaktır. Sabit sıcaklıkta iç enerji değişmez. Diğer tarafa bakalım. DP'yi iki şekilde değerlendirebiliriz. Katılarda arkadaşlar basınç farkı 0'dır katılarda. Sıvılarda sabit basınçla çalışıyorsak tabii ki yine de delta P 0. O zaman katı ve sıvılarda çalışıyorsak bu özel koşullarda delta H delta U'ya eşit olacak. Tabii ki şu koşullar altında denklemi değerlendirmemiz gerekiyor. Katı ve sıvılarda delta U eşittir C ortalama delta T yazmıştık. Arkadaşlar delta T 0 ise yine katı ve sıvılarda delta H eşittir V çarpı delta P yazabiliriz. P'nin durumuna göre bu eşitliği yazabiliriz. Bu duruma genellikle sıvılı pompalarda rastlarız. Yani sıvılı pompalarla ilgili ileride analizler yapacağız arkadaşlar.
O zaman o enerji analizinde pompada biz direkt delta eşittir V çarpı delta P yazacağız. Bunu unutmayalım. İleride karşımıza çıkacak sıvılı pompalarda. Sıvılı ne demek? Yani doğmuş sıvılı veya sıkıştırmış sıvılı pompalarda, yani pompanın içinden doğmuş sıvı veya sıkıştırmış sıvı geçiyorsa enerji analizinde bu yaklaşımı yapabiliriz. Pompa içindeki sıcaklık değişimi önemli değilse. Neyse, bunun üzerine ileride açık sistemlerde konuşacağız. Evet, ben burada sıkıştırma sıvı için yine bazı bilgiler vermişim. Arkadaşlar, geçmişte de konuştuk saf maddede. Sıkıştırma sıvının özelliklerini alırken nelere dikkat edeceğiz diye. Ve biz burada dH eşittir dU artı V çarpı delta P'yi öğrendik. Bu çerçevede sıkıştırma sıvıya bir daha bakalım. 100 derece santigrat 15 megapascal için H değerini bulalım. Su için tabii ki. Arkadaşlar, 5 megapascal'dan küçükse basınç, onların tablosu yoktu. Biz burada büyük almışız. Yani tablo A7'den yararlanabileceğiz. Sıkıştırma sıvı tablosu, tablo A7'yi alırsak 15 megapascal 100 derecede H değeri, entalpi değeri 430.39 kilojoule bölü kilogram. Bu gerçek değer, gerçeğe yakın değer. Hani 100 derecede sıkıştırmış sıvıyı biz kontrol için ne yapıyorduk? Doyma basıncına bakıyorduk. 100 derecedeki doyma basıncı 101.42 kilopascal. P büyük, P doyma ise sıkıştırmış sıvıydı. Yani şu değerler sıkıştırmış sıvı mı değil mi kontrolünü de yine buraya yazmışız. Arkadaşlar, elimizde sıkıştırma sıvı tabloları yoksa biz diyorduk sadece sıcaklık değeri için H değerini HF'ye eşit alabiliriz. 100 derece için HF değeri 419.17 kilojoule kilogram, tablo A4'ten alabiliriz. Bizde gerçek değer var. Zaten 15 megapascal'da çalışıyoruz. Bu yaklaşım 5 megapascal'dan küçük değerler için geçerli. Ama bu soruda P büyük 5 megapascal. O zaman zaten bir hata içerecek. 419'da 430'u karşılaştırdığımız hata yüzde yaklaşık 3'e yakın. Bu hata önemli esasında yani. O zaman bu yaklaşımı yapamayız 5 megapascal'dan büyük değerler için. Ama biz geçmişte de konuştuk dedik. Delta H eşittir delta U artı V delta P gibi eşitlik elde ettik. Bu çerçevede sıkıştırma sıvıya bakalım. Delta H'yi biz H eksi HF alalım. Delta U'yu U eksi UF alalım. B VF olsun. Delta P'de P eksi P doyma olsun. Tamam. Arkadaşlar, şu iki değer, yani bu fark genellikle çok küçüktür. Sıfıra eşittir. Çok hassas durumlarda göz önüne alabiliriz. Ama genellikle göz önüne alınmaz. Yani biz şu bulduğumuz son eşitliği bu şekilde de yazabiliriz. H eşittir HF artı VF çarpı P eksi PD olarak yazabiliriz. Bundan geçmişte konuştuk dedik. Saf madde kısmında konuştuk. Bu bulduğumuz değeri bir karşılaştıralım. HF değerini biraz önce tablodan aldık. 419. Zaten H'yi 419'una eşit alamayacağız dedik. Yanında bazı değerler geldi. VF değerini tablodan alırsak o yaklaşık 0.001 metreküp kilogram. Bize verilen basınç 15.000 pascal. Doyma basıncı 101.42 kilopascal. Pardon, buraya ikisini de kilopascal yazmışım. 15.000 kilopascal. Yanlış söylemeyeyim. Yukarıda megapascal'da 15.000 kilopascal. Tamam. Bu çerçevede H'yi değerlendirirsek arkadaşlar 434.07 kilojül kilogram çıkıyor. Gerçek değer 430. Burada 434. Biraz daha gerçeğe yaklaştık. Hata giderek küçüldü. Tabii tablo varsa gerçek değeri alacağız da. Bu eşitliği burada ispatlamaya çalıştık. Küçük bir hata değerinde H'yi o zaman bu eşitlik sayesinde sıkıştırma sıvılar için elde edebiliyoruz. Evet, her zaman dediğim gibi dilim döndüğünce özgül ısıları da anlatmaya çalıştım. Bu konuda şimdi biraz örnek yapalım. Evet, birkaç tane önemli örnek yapacağız. Arkadaşlar, her zaman örnekleri özel seçiyorum. Konuyu daha iyi anlamanız için önemli noktaları belirtmek üzere özel örnekler yapacağız şimdi.
Evet, 4 metre, 5 metre ve 7 metre boyutlarında bir odayı ele alalım. Buharla ısıtma sağlayan bir radyatör ile ısıtılmaktaymış bu oda. Tamam. Buhar radyatörü ısıyı 10.000 kilocu bölü saat akım ile aktarmakta ve odadaki sıcak havayı dağıtmak için 100 watt gücünde bir fan kullanılmaktadır. Evet, hani şurada bir fan var. Buradaki ısıyı odaya güzelce dağıtmak için burada bir fan kullanılmış. Hani biz mühendis olarak bu fanı burada kullanırız. Tamam. Odadan çıkan ısının, yani ısı kaybının değeri 5000 kilojül bölü saat olarak hesaplanmıştır. Arkadaşlar, ısı kaybı diye bir şey yok termodinamikte. Ama odadan çıkan enerjiye ısıtma tekniğinde biz ısı kaybı deriz. Bunun da hesabı ayrı olarak ısıtma tekniğinde öğretilir. Bu 5000 kilojül bölü saat olarak alınacakmış. Tamam. Oda havasının başlangıç sıcaklığı 10 derece santigrat ise hava sıcaklığının 20 derece çıkması için ne kadar süre geçer onu hesaplayın diyor. Oda sıcaklığında sabit özgül ısılar varsayımı altında soruyu çözünüz diyor. Arkadaşlar, bakın, bununla hep karşılaşacaksınız bundan sonra. Bu çok önemli. Oda sıcaklığında sabit özgül ısılar varsayımı demek, ortalama sıcaklıkta Cp'yi sabit olarak alacağız demektir. Yine ortalama sıcaklığı belirleyemiyorsak oda sıcaklığında alabiliriz. Yaklaşımını da biraz sonra ele alacağız. Tamam. Sistemimiz bu şekilde. Arkadaşlar, buradan buharla içeriye bir ısı girişi var ve bu radyatör çerçevesinde sistemin sıcaklığı değişiyor. Burada oda sistem, yani hava sistem sonuç olarak ve bu radyatör sisteme 10.000 kilo jül bölü saatlik bir ısı enerjisi veriyor. Fan da var, onu da dikkate alacağız. Fan işi var. Sonuçta fan varsa fan işi var. Tamam. T1 10 derece, T2 20 derece ne kadar süre geçer? Hava ideal gaz. İdeal gaz sabitini kullanacağız o zaman. Bunu tablo A1'den almışım ben. 0.280 kilojoule kilogram Kelvin olarak R'yi kullanacağız. Sistem hava, kapalı sistem. Başlangıçta fan ve radyatör kapalı. Arkadaşlar, hal 1'de. Soruda radyatöre giren ve radyatörden çıkan su buharına ait bilgi verilmemiş ama buharın odaya, yani sisteme aktardığı ısı enerjisi değeri 10.000 kilojül bölü saat olarak verilmiştir. 10.000 kilojül bölü saat olarak verilmiştir. Yani sınır denen bir ısı girişi vardır diyebiliriz. Buraya da yazmışız zaten. Her zaman enerji dengesini artık yazacağız. Biz enerji eşitliği, termodinamiğin birinci yasasını ele alıyoruz artık. Ve termodinamiğin birinci yasası enerji dengesini gerektirir. E giren eksi E çıkan eşittir delta sistem. Kapalı ve açık sistemlerde her zaman yazacağımız eşitlik. Şimdi kapalı sistemle çalışıyoruz. Sistem sınırından Q giren var. İşte o buharın enerjisini Q giren olarak alalım dedik. Fan var, unutmayacağız. Fana da bir elektrik enerjisi girişi var. Elektrik işi girişi var veya fan işi diyelim. Fan işini göz önüne alacağız. Odadan ısı kaybı var. Q çıkan olarak ele alacağız ve tüm bu sınırı delen enerjiler sistemdeki enerjinin değişimine neden oluyor. Sistemdeki enerji değişimini de iç enerji değişimi olarak alabiliriz. Kinetik ve potansiyel enerji değişimine sebep olacak herhangi bir şey yok. Aşağıdaki özel durumları toparlarsak Q giren artı V fan eksi Q çıkan eşittir delta U olacak. Arkadaşlar, delta U'ya genel gösterim olarak her zaman M çarpı U2 eksi U1'i yazın. U1 ve U2'yi tablodan bulamıyorsak sıvılar için, mesela özellikle su ve soğutucu akışkan R134a için tablo var. Hava için de tablo var da her zaman tablo değerlerine ulaşamıyoruz. O zaman yazacağımız tek şey U2 eksi U1 için CV ortalama çarpı T2 eksi T1 olacak. Neden CV'yi aldık? İç enerji var. İç enerji değişimini biz sıcaklık değişimi çarpı CV ortalama olarak yazarız. Başında da M kütle değeri var. Hava için yazılan ve oda sıcaklığına sabit özgül ısı içeren gösterim. Tamam. CV değeri ortalama sıcaklıkta seçiliyorsa bu duruma sabit özgül ısı yaklaşımı denir. Bunu unutmayacağız dedik. Sabit özgül ısı yaklaşımı altında problemin çözümü isteniyorsa yaklaşım bu. Değişken özgül ısılar da var. Onları daha sonraki derslerde ele alacağız.
Bakın burada ortalama sıcaklığı bulabiliyoruz. T1'i 10 vermiş, T2'yi 20 vermiş. Tamam. Bunu toplayıp 2'ye böldüğümüzde 15 derece santigrat için CV ortalamayı biz tablodan hava için 0,718 kilojoule kilogram kelvin olarak bulabiliyoruz. Bakın arkadaşlar bu 288,15 kelvine de eşit. Yani yaklaşık 300 kelvine eşit. Biz 300 kelvine oda sıcaklığı diyoruz. 300 kelvinin adı oda sıcaklığıdır termodinamikte. Yani 15 derece yaklaşık 300 kelvin. Zaten biz ortalama sıcaklıkları kullandık. Ve bu da zaten 300 kelvine eşit dedik. Tamam uzatmayalım. 0,718 kilojül kilogram kelvin olarak CV'yi alacağız. Sınırı denen enerjilerin birimleri watt ve kilojül bölü saat olarak verilmiş. Hepsini watt'a çevirelim o zaman. Fan gücü 100 watt olarak verilmiş. Tamam. Q giren 10.000 kilojül bölü saat olarak verilmiş. Bunu biz 1 saat 3600 saniye ise kilovata çevirebiliriz. 3600'e bölerek. 2,77 sürekli gidiyormuş. 2,7 kilovat olarak Q gireni buluruz. Artık güç biriminde, watt biriminde. Q çıkan 5000 kilojoule bölü saat ise 3600'e böldüğümüzde 1,38 kilovat olarak da bu değeri buluruz. Arkadaşlar, enerji dengesinden bulduğumuz şu genel eşitlik joule birimindeydi. Biz Q gireni V fanı ve Q çıkanı watt birimine çevirdiysek burası watt, burası jül. O zaman araya bir saniyeyi eklememiz lazım. Zaten bizden delta T isteniyordu. Delta T'yi buraya ekleyeceğiz. Saniye çarpı watt eşittir jül. Çok güzel. O zaman zamanı buradan, geçen zamanı buradan hesaplayabiliriz. Arkadaşlar burada bir kütle var. O zaman kütleyi de hesaplayacağız. Kütleyi PV eşittir MRT'den hesaplayabiliriz. Bize bir halinin basıncı lazım. Odanın basıncı verilmemişse arkadaşlar 100 kilopaskal yani atmosfer basıncını da alırız. O zaman P1 100 kilopaskal olarak hallettik. V1 verilmiş. 4 çarpı 5 çarpı 7 metreküplük bir oda var. Odadaki havanın hacmi bu. Kütle belli değil. R gaz sabitini tablodan aldık. T1 sıcaklığı 10 derece santigrat olarak verildi. Artı 273,15'te bunu toplayacağız. Kelvine çevireceğiz ve kütleyi o 172,4 kilogram bulmuşuz. Tamam. Bütün sayısal değerler belli. Delta T belli değil. Buradan delta T'yi çekersen 8,31 saniyede bu odayı biz 10 derece ısıtabiliyoruz. Yani 10'dan 20'ye getirebiliyoruz. Bu şekilde soruyu değerlendirmiş olalım. Watt'dan joule delta T ile ulaştık ve istenen delta T'yi bulduk. Bu soruda önemli şeyler öğrendik. Bu bilgileri tekrar etmenizde büyük yarar var. Gelelim başka bir soruya. Evet, bu sefer piston silindir düzenini ele almışız. Bir piston silindir düzeneği başlangıçta 100 kilopaskal basınçta ve 25 derece santigrat sıcaklıkta 2,2 kilogram azot içermektedir. Azot politropik bir işlemdi. Politropik ne demek? PV üzeri N eşittir sabit demek. Burada politropik üs 1,3 olarak verilmiş. Azot politropik bir işlemle hacim yarıya inene kadar yavaşça sıkıştırılıyor. Yavaşça kelimesi yani sürtünmeyi dikkate almayacağız. Bu işlem için yapılan işi ve ısı transferini belirleyin istiyor. Tamam. Soruyu değerlendirelim. Piston silindir düzeneği sabit basınç işlemi. P1 hal 1'deki yani basınç 100 kilopaskal sıcaklık 25 derece santigrat olarak verilmiş. Azot var arkadaşlar. Azotun kütlesi ise 2,2 kilogram olarak verilmiş. Politropik işlemi buraya tekrar yazmışız. P çarpı V üzeri 1,3 eşittir C gibi bir sabite eşit. Arkadaşlar V2 değeri V1 bölü 2 olarak verilmiş. Soru içinde verilmiş bu. Sıkıştırma işlemi var. Yani hacim azalıyor. İşi ve Q'yu ısıyı buradan bulacağız. Her zaman enerji denklemini yazıyoruz dedik. E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem. Arkadaşlar sıkıştırma işlemi var. Piston silindir düzeninde piston aşağı inecek. Yani E giren olarak ve sınır giren var. Sıkıştırma işleminde sınır işi girişi olur.
Sıkıştırma işleminde ısı çıkışı olur. Sonuçta bu sıkıştırdığımız için sistem ısı kaybedecek. Q çıkanı da E çıkanın altına yerleştirmişiz. Bu piston silindir düzeninde arkadaşlar. Bizim sistem sınırı sadece azot olduğu için delta E sistemi delta U olarak alabiliriz. Yani kinetik ve potansiyel enerji değişimi yok. Bakın burası da çok önemli. Sistemi sadece azot aldığımız için kinetik ve potansiyel enerji değişimi yok. Ne demek istiyorum? Bunu düşünün. Evet. V sınır giren eksi Q çıkan eşittir delta U olarak sonuçta eşitliğimizi elde ettik. Genel gösterim M çarpı U eksi U1 ve iç enerji değişimini biz CV çarpı T2 eksi T1 olarak yazabiliriz. Neden? U'ları tablodan bulamıyorsak onun yerine CV çarpı delta T yazıyorduk. Kütle de başta olmak üzere eşitliğimizi bu şekilde düzenleyebiliriz. İşimiz şimdi bitmedi. Tabii ki sınır işini hesaplayacağız. Sınır işi giren var. Tamam. PDV integralinden hesaplayacağız. Arkadaşlar politropik işlemde biz bu hesaplamayı daha önce yaptık. P2 çarpı V2 eksi P1 çarpı V1 bölü 1 eksi N olarak biz bunu daha önce yaptık. Burada uzun uzun yapmayalım. Bu sonuç daha önce elde edilmişti diye yazmışım. V2'nin ve V1'in sayısal değerleri belli değil ama bu soruda V2 ve V1 belli değil. Arkadaşlar ne yapacağız? Tabi sonsuz bırakamayız. Biz ideal gazla çalışıyorsak PV eşittir MRT'yi biliyoruz. Azot ideal gaz. P2 çarpı V2'yi MRT2 olarak gösterebiliriz. P1 çarpı V1'i MRT1 olarak gösterebiliriz. Demek ki şuradaki P2 V2 yerine MRT2 yazabiliriz. P1 V1 yerine MRT1 yazabiliriz. O zaman T1 ve T2'yi bulmamız lazım. Onları bulabiliyoruz. Hacimler şu anda sayısal değerleri yok. Ama sıcaklıkları bulabiliriz. Nasıl bulacağız? Politropik işlem neydi? P çarpı V üzeri 1.3 C'ye eşit. Biz bunu hal 2 ve hal 1 için bu şekilde de yazabiliriz. Bu şekilde yazıyorsak arkadaşlar şu eşitlikten yararlanarak P2'yi tek başına bıraktığımızda bu P1 çarpı V1 bölü V2 üzeri 1.3 oluyor matematik olarak. Böyle yazdık çünkü hacimler için bir bilgi var elimizde. V2 hacmi V1 bölü 2'ye eşitse burada V1'ler birbirini götürüyor. Elimizde P2 eşittir P1 çarpı 2 üzeri 1.3 kalıyor. Çok güzel. P1 basıncını biliyoruz. Bize verilmiş. O zaman P2 basıncını 246.23 kilopaskal olarak elde ediyoruz. P2 basıncını da biliyorsak sıcaklıklara geçebiliriz. Sadece T2 sıcaklığı belli değil, T1 belli. Yine arkadaşlar şuradaki bilgileri kullanacağız. Bu ikisini birbirine oranlarsak P2 çarpı V2 bölü P1 çarpı V1 eşittir. MRT T2, MRT T1. Kütle ile gaz sabiti değişmez, birbirini götürüyor. O zaman bu elde ettiğimiz eşitlikten yararlanarak T2 sıcaklığını bulacağız. Ama bunu bir değerlendirelim. P2 çarpı V2'nin yanına T1 gelmiş. P1 çarpı V1'in yanına T2 gelmiş. Tamam. Burada yine V2, V1 var. Ama biz biliyoruz ki örneğin V1 eşittir 2 V2 buraya yerleştirmişiz. İkisi de V2 ise bu V2'ler birbirini götürür. Yine elimizde sadece T2 bilinmeyeni kalır. P2 eşittir T1 eşittir 2 P1 T2 kalıyor. Matematik olarak veya mükemmel gaz eşitliğinden yararlanarak bu sonucu elde ettik. Buradan T2'yi çekeceğiz. Evet, sayısal değerleri yerine koymuşuz. P2'yi biraz önce bulduk. T1 bize verilmişti. 25 artı 270.15 olarak onu yerleştireceğiz. P1 3 kilopascal. Sadece T2 bilinmiyor. Onu da 367.02 Kelvin veya 93.92 derece santigrat olarak buluruz. Bu kadar uğraştık. Sınır işini bulmak için bu çabalarımız ve artık P2 V2 eksi P1 V1 yerine MR T2 eksi T1 yazabiliriz. Kütle belli, R belli, T2 ve T1 belli, tamam. N de belli. Buradan sınır işi kireni eksi 150 kilojül buluyoruz. Buradan eksi geliyor yukarıdan.
Arkadaşlar bu eksi işareti sıkıştırmayı gösteriyor. Ama biz V sınır gireni 150 kilojoule olarak alırız. Giren sınır ışığı artı 150 kilojoule olur. Çünkü denklemimizde girenler her zaman artı, çıkanlar eksiydi. Eksi, burada bulunduğu eksi sadece sıkıştırmayı bize gösteriyor. Burada 150 kilojoule yazdık. Eksi QC var. Q çıkan var. Diğer tarafların sayısal değerleri belli. Kütle belli. Arkadaşlar CV değerini biz oda sıcaklığında 0,744 kilojoule kilogram Kelvin almışız. Ama bunu T2 artı T1 bölü 2'de de almamız gerekiyor. Ona biraz sonra bakacağız. Sıcaklık farkını da buraya yazmışız. Q çıkanı artık 37,2 kilojoule olarak buluruz. Evet, bu piston silindir düzeninde bu şekilde hallettik. Nota bakalım. R ve CV değerleri tablo A2B'den azota biz nitrojen de diyoruz, için alınmıştır. Başlangıçta ortalama sıcaklık belli olmadığı için 350 Kelvin sıcaklıkta CV 0,744 kilojoule kilogram Kelvin olarak alınmıştır. Tamam, ama biz ortalama sıcaklığa baktığımızda yaklaşık 60 derece santigrat, o da 332 Kelvin. Yani 350'ye yakın arkadaşlar, arada çok büyük fark olmazsa CV değerleri çok sonucu değiştirmiyor. Yaklaşımımızı bu şekilde yapabiliriz. Başlangıçta T2 belli değil dedik ama sonra esasında belli oldu. Esasında yani şuradan da yararlanarak hemen CV'yi yazabiliriz. O kafanızı karıştırmasın. Burası belliyse ortalama sıcaklıkta al. Belli değilse artık oda sıcaklığında mı alacağım veya bize verilen herhangi bir sıcaklık, bir sıcaklık verilmişse o büyük değerdeyse artık bir tahmin edeceğim. Yani burada 300 Kelvin'de değil de 350 Kelvin'de almışız örneği. Onu da artık biraz mühendislik yaklaşımı, biraz tahmin içerecek soruya yaklaşımınız. Tamam, bu soruyu da bu şekilde değerlendirelim. Gelelim önemli bir soruya daha arkadaşlar. Arkadaşlar bu soru da çok önemli. Burada size yeni bilgiler de vereceğim. Böyle bir soruyla karşılaştığınız an artık hata yapmayacaksınız. Yalıtımlı bir tankta 20 derece santigrat sıcaklıkta bulunan 1 ton suyu soğutmak için tankın içine eksi 5 derece sıcaklıkta 130 kilogram kütlesinde buz konuluyor. Şeklinde göstermişiz. Su içine buzu biz atıyoruz. Bu kapsamda tanktaki son denge sıcaklığını derece santigrat olarak belirleyiniz. Tamam. Burada bazı bilgiler verilmiş. Onları biraz sonra açıklayacağım. Buzun atmosfer basıncında erime sıcaklığı 0 derece santigrat. Tabii ki bir atmosfer basınçta 0 derecede buz erir. Erime ısısı, biz buna erime entalpisi de diyoruz. 333,7 kilojoule bölü kilogram değerinde verilmiş. Bunları kullanacağız. Nasıl kullanacağımıza adım adım bakalım. Tank arkadaşlar kapalı sistem, sabit hacim problemi. Suyun kütlesi 1 ton olarak verilmiş. Suyun başlangıç sıcaklığı TSU 1 demiş, 20 derece santigrat. Biz bu suyu soğutacağız. O zaman içine 130 kilogram buz atıyoruz, M buz. Buzun ilk sıcaklığına T buz 1 demişim, eksi 5 derece santigrat. Buzun erime sıcaklığı 1 atmosfer basınçta 0 derece santigrat. Arkadaşlar faz değişimi oldu mu? Hem basınç hem sıcaklık önemli. Onu biz H erime olarak gösterebiliriz. Yani biz buna entalpi de diyorduk. Erime entalpisi 333,7 kilojoule bölü kilogram. Tamam. Her zaman yapacağımız şey E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistemi yazmak. Enerji dengesini yazmak. Bu özel bir soru. Tank yalıtımlı, E giren E çıkan çerçevesinde Q giren Q çıkan yok. Zaten iş giriş çıkışı yok. Bunlar sıfır. O zaman iç enerji değişimi sıfıra eşit olacak. Özel bir soru dedik ve delta U eşit sıfır ise soruyu nasıl değerlendiririz ona bakalım. Arkadaşlar sınırdan Q ve giriş çıkışı yok. Delta U 0 jül. Sistem su ve buzdan oluşuyor ama. İçine buzu atıyoruz ve sistemi öyle inceliyoruz. O zaman delta U'yu biz iki tane kısma ayırmamız şart. Delta U buz artı delta U su. Bunların toplamı 0 olacak. Ama su bir miktar ısınacak. Neden? Pardon, bir miktar soğuyacak, buzu atıyoruz. Ama neden delta U 0? Onu da şöyle söyleyelim. İç enerji değişimi sistem sınırından
enerji giriş çıkışlarıyla ancak olabilir. O zaman delta U sıfır bulduk zaten. Giren ve çıkan olmadığından dolayı. Ama soru özel bir soru. Biz delta U'yu buz ve su olarak ikiye ayırdık. Öyle inceleyelim. Evet, uzatmadan delta U buzu ayrıntılı olarak inceleyelim arkadaşlar. Burası çok önemli. Böyle bir soruyla karşılaştığınız an katı buz sıvı hale geliyorsa hangi aşamalardan geçiyor? Buna bakalım. 3 aşamadan geçecek. Önce başlangıçta T buz 1 sıcaklığında eksi 5 olarak bu soruda verilmiş. O eriyecek 0 dereceye gelecek. Bu eksi 5 ile 0 derece arasındaki enerji değişimi M çarpı C1 delta T olarak yazılmış. Bakın buraya C1 dedik. Özgül ısısı katı için. Katı için C1. Yani şuraya şekilde çizmişiz. Temsil olarak şu noktadan şu noktaya gelirken eksi 5'ten 0'a geliyor. Ne oluyor? Sabit basınçta sıcaklığı değişiyor katının. Şuraya geldiği an 0 derecede katı erimeye başlayacak. Faz değişimi başlayacak. O zaman yatay gidiyor gördüğünüz gibi. O zaman biz M çarpı H erime yazacağız. Burada faz değişimi varsa faz değişimini erime entalpisi veya erime gizli ısısı olarak alacağız. Burada gizli ısı var. Şurası duyulur ısıydı. Bunları geçmişte çok çalıştık. Burası gizli ısı. M çarpı H erime ikinci aşama. Üçüncü aşama. Eridi. Sıfır derecede eridi. İşlemimiz bitti. Artık sıvıya geçiyor. Sıkıştırmış sıvıya geçiyor. O da sabit basınçta şöyle bir yol olabilir. O da MC2 T buz 2 eksi T erime olacak. Bu T buz 2 dediğimiz şey kafanızı karıştırmasın. Bu erişebileceğimiz son sıcaklık. Ona da T buz 2 demişim ben. C2 sıvının C'si. C1 katının C'si. Tamam. Buraya da yazdık. Buz katı ise C eşittir CP ya o da CV eşit katılarda. C1 farklı C2 katılarda C1 olarak alacağız. Ha, buradaki M'de arkadaşlar buzun kütlesi. Tamam. Buradaki M'de buzun kütlesi. Buradaki M'de buzun kütlesi. Sonuçta kütle değişmez ama buzun kütlesi için attığımız buzun kütlesi. 0 derece için C1 2.11 kilocu bölü kilogram katı için. 300 Kelvin için artık burada suya sıvı suya geçiyor. Sıvı hale geçiyor su arkadaşlar. O zaman oda sıcaklığında C2 4.18 kilojül kilogram kelvin alırız. T buz 2 belli değil. C2 300 kelvin oda sıcaklığında alınmıştır. Bakın burada kesinlikle belli değil. O zaman C2 işte ne olabilir? Oda sıcaklığına yakın bir değişim olabilir diye düşünüp 4.18 almışız C2'yi. C2 sıvının özgül ısısı. Şu buz kısmı bu şekilde arkadaşlar. 3 aşamadan geçecek. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Buz kısmını bu şekilde hallettik. Su kısmı basit. M çarpı C delta T. Ulaşabilecek son sıcaklık T buz 2. Su da zaten buna ulaşacak. Buz da buna ulaşacak. Dengeye gelecek. T buz 2 eksi T su 1 bizim delta T su için. Buradaki M suyun kütlesi. C de suyun, sıvı suyun veya sıkıştırmış suyun C'si. Bunu da 300 Kelvin'de yine 4.18 kilojoule kilogram Kelvin alırız. T buz 2 karışımın son sıcaklığı. Her şeyi bir iki kere söyledik. Dikkatli olmaya da çalıştım. Çünkü delta U buz ve delta U suyla çalışıyoruz. C'leri ona göre göz önüne aldık. Buraya da yazmışız arkadaşlar. Onu da okuyalım. 20 derecedeki su sıkıştırılmış sıvı T buz 2 sıcaklığına soğuyacaktır. Erişebilecek son sıcaklık T buz 2. Eksi 5 derecedeki buz 0 derece sıcaklığa kadar ısı kaybedecek. Duyulur ısı söz konusu. Ve 0 derecede 1 atmosfer basınçta erimeye, faz değiştirmeye, gizli ısı söz konusu, faz değiştirmeye başlayacak. Ve erime bitince yine duyulur ısı söz konusu 0 dereceden T buz 2 sıcaklığına gelecektir. Tamam. Bütün bu bilgileri, sayısal bilgileri burada uzun uzun yerleştirmişiz. Buz için 130 kilogram alıyoruz. Diğer bütün her şeyi konuştuk. Sadece burada T buz 2 belli değil. Ona göre bu denklemi düzenlersek arkadaşlar, T
Delta buz için şu sayısal değer ve T buz 2 bilgileri çerçevesinde şu sonuca ulaşıyoruz. Bunu kullanacağız. Su için aynı şeyleri yaparsak suyun bak bir tonda onu 1000 kilogram buraya yerleştireceğiz. Yine T buz 2 kapsamında su içinde bunu elde ediyoruz. Zaten ikisinin toplamı sıfıra eşit. Buradan son sıcaklığa, denge sıcaklığına erişebiliriz. Tamam, sayısal değerleri kontrol edersiniz. Ben buradan T buz 2'yi erişebileceğimiz son sıcaklığı 8.22 derece santigrat olarak bulmuşum. Soru bitti ama kontrol her zaman şart. Biz 300 Kelvin'de C'leri seçmiştik. 0 ile 8.22 bölü 2'yi alırsak arkadaşlar buz için 0 dereceden 8.22'ye geliyordu buz. Bu 277.26 Kelvin 300'e yakın. Çok büyük fark yok. Su için 20'den 8.22'ye geliyor. Su 2'ye böldüğümüzde 287 Kelvin. Bu da 300'e yakın. Yani dediğim gibi sıcaklıkla çok değişmiyor bunlar. Sıcaklık çok farklı değilse yaklaşımımız doğrudur. 3 önemli soruyu da bu şekilde ele almış olalım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ders altı bitti. Derste de görüşmek üzere.